Evet, bugün son defa düşük sesli bir cold start dinleyeceğiz. Gerçekten cold start kapalı ama bahsettiğim egzoz geldi. Çalıştırıyorum. Şimdi egzoz takacağız bugün. Çok heyecanlıyım. İnanılmaz tam böyle serserişi olacak araba. Bakalım, şimdi çıkıyoruz, sabah saat 9. Çok heyecanlıyım. Egzoz manyak olacak. Bir hatırlarsınız, bir önceki videoda sorun vardı arabada. Şimdi pompası değişti, yapıyoruz. Bayağı güzel gidiyor. Evet, görünüşe göre egzoz hala gelmemiş Arayt'in. Yolda görünüyor şimdi, takip numarasına baktım. Ama onun haricinde dediğim gibi güzel haberler. 340 artık sıkıntı kalmadı. Demek ki dediğim gibi Hypershift Fuel Pump'ta sıkıntı varmış. Çünkü E30, E40 yazılımla bile araba kesiyordu. Patır kütür kesiyordu, yani bayağı sert kesiyordu. Şimdi Dodge firmasından Stage 2 yüksek basınç pompasını aldık. Şu an yaklaşık E55 yakıt var. Hibrit turbolu araba. Ve düşük yakıt pompası da var. Çok güzel gidiyor. Şimdi kadran çekeceğim size. Görürsünüz arabanın nasıl hızlandığını. Fikriniz olur. Onun haricinde de içeride F87 kasa M2 Competition var. Şu anda Flex Fuel sensör takılıyor. Ona da E50 Flex Fuel Tune yapacağız. Manuel araba yolda yapacağız. Bugün yine yoğun bir gün. Güzel bir gün. Umarım Arayt'imizin egzozu gelir de Willi de kandırabilirsem şu egzoz taksın. Biraz yoğunum ama dedim yetiştirebilirsen süper olur. Çünkü yarın süperkarlar buluşuyor. Bir tane dükkanda burada, çok meşhur bir dükkanı, Ultimate Auto diye. Oraya gideceğiz. Yeni egzozumla gidersem bayağı güzel olur. O yüzden oraya böyle sesli mesli gitmek istiyorum. İnşallah Will yan çizmez de Arayt'i bitiririz bugün. Size kısaca şu M2'yi de göstereyim. Birazdan yazılımını yapacağımız. Şu an dediğim gibi Flex Fuel Kit takılıyor. Hazır müzik yok dükkanda, hemen girip göstermek istedim. Bu arada 911 motorlarına gelmiş, onlar takılıyor artık sonunda. M2'nin rengi çok güzel. What is up man? Flex Fuel'ı buraya takılıyor koltuğun arkasına. Şu çıkacak kenarda koltuğun. Buraya sensörü takıyorsunuz. Bu buraya giriyor, tankın üzerine hemen. Kablosu da buraya takılıyor, koltuğun arkasında bir connection var. Ondan sonra good to go. Biliyorsunuz bunlarda crank up sıkıntısı var. Crank up spin yapıyor, motor timing kaçırıyor. Motor timingden çıkıyor daha doğrusu. Onlar hep yapıldı bu arabada, öyle bir sorun olmasın diye. Vestum sosu için hazır. Ne halde arabalar ya. Evet, çıkıyoruz bakalım. Bir daha bir log alacağız. Hem size de kadranı göstereyim, arabanın nasıl gittiğini görün. Arabadaki modifiye listesi Dodge Stage 2 yakıt pompası, Precision Racework Stage 3 düşük yakıt pompası, Pure 800 Hybrid Turbo ve intake, downpipe, onlar basic şeyler. Ve MHT'den bizim yazılımımız, E50 yazılım. Sığır hiç görmeden dönüyor, öyle bakmadan. Neyse, onu şey yapacağım şimdi. Şimdi bakalım. Şöyle bir gazlayalım düzlükte. Hazır mıyız? Nasıl gidiyor sizce? Yorumlara mutlaka yazın. Çok basit modifiyelerle gayet iyi bence. Evet, şimdi yeni turumuzu flashlıyoruz. Boost'u 22 PSI'dan 24 PSI'ye çıkaracağız. Sonra vereceğiz müşteriye aracı. Hem safe hem idare eder bir güç yani. Çok aşırı safe değil, çok aşırı da açık değil araba. Sağ solundan bir şey olmasın diye. Şimdi bakalım. Bunları logumu alacağız. Logumuzu alacağız bununla da. Ondan sonra bitireceğiz. Evet, şimdi bastım 2-3-4. vites. 2 PSI farka rağmen inanılmaz fark etti gidişi. Her şey safe görünüyor. Bu şekilde vereceğiz müşteriye aracı. Bugünlük 3.40'ı bitirmiş oluyoruz bu videoda. Şimdi tekrar bir kadran videosu alacağım size gidişini. Ondan sonra da hazırız. M2 biterse M2'ye geçeceğiz. Egzoz geldi bu arada. İçeride şimdi göstereceğim onu size. Will böyle ağzını burnunu büküyor. Mırın kırın yapıyor. Çok çok yoğunum falan. Bakalım, inşallah kandırabilirim. Biraz yokuş yukarı. Bakalım nasıl gidecek. Müzik.
bence. Çok basic modifiyelerle yani. Gidişi süper. Çoğu arabaya saplar yolda. Şu anda bu araba yaklaşık bence tahminime göre 580 civarıdır. 580-600 civarı da diye düşünüyorum. Evet, bu şekilde az bir modifiyeyle bu kadar gitmesi müthiş bence. Şu anda tahminime göre 600 beygir civarıdır bu araba. 600-650 tekere veriyordu, 4 tekere. X-Drive araç. Bence süper bir güç yani. E55 yakıtla, Vestune yazılımla, MHD üzerinden yaptık yazılımı. Sizin de MHD'niz ve boot modunuz varsa yaptırmak istiyorsanız bu şekilde uzaktan yapabiliriz. Bu şekilde biz size dosyayı göndereceğiz. Aracınıza çıkıp gazlayacaksınız, log alacaksınız. Biz size okey veya okey deyip veya revizyon atacağız araba tam olana kadar. Ama şu an süper yani gerçekten. Ben çok beğendim gidişini. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi dükkana tekrar geri geçiyoruz. Arabayı teslim edeceğiz. Evet, 340'ı bitirdik gördüğünüz gibi. Araya şimdi bir yere gittim geldim. Şimdi tekrar dükkana gidiyorum. Egzozları takacağız. Bakalım ses nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. İnşallah böyle gavur işi, böyle insanların kulağını kapattığı böyle yandan geçerken o tarz bir ses çıkar. Ki öyle çıkacaktır çünkü beyaz araydaki aynı setup'ı yapıyorum. Umarım alev malev atarız, güzel patır kütür gezeriz. Evet, sıradaki aracımız M2. M2'yi biliyorsunuz bende vardı ama N55 modeliydi. Bendeki bu S55. Daha güzel motor, daha güçlü motor. Aynı şasiyle. Ben çok seviyorum M2'leri. Bence gayet güzel bir araba. Bakalım şimdi E50 yazılımla nasıl olacak? Bir de manuel. Yan yan. Evet, şimdi etanol istasyonuna doğru gidiyorum. Şu an araba 93 var zaten. Önce bir E30 yapacağız, sonra E50 yapacağız yakıtı. Araba manuel. Ben araba manuel almazdım şahsen. Sevmiyorum BMW'nin manuellerini. Ama tabii yine güzel yani. Araba manuel olduğu için muhtemelen videoyu çekemeyeceğim gazlarken. Ama size detayları göstereceğim nasıl yaptığımızı. Şimdi çıktık gidiyoruz. Benzinli doğru. Tünü bitirdik sayılır. Şu anda E50 yakıt var. Bu arada içindeki kontenti görmek için direksiyondan bunu aşağı çektiğiniz zaman devir kadranı direkt 5'e gidiyor gördüğünüz gibi. Bunun anlamı da arabada E50 yakıtın olduğu. E40 olsa da 4'e gidiyor. İşte E30 olunca 3'e gidiyor. Buradan direkt check edebiliyorsun anlık. Veya boot mod app'inden açtığında burada yakıtın şeyini gösteriyor. Kontentini gösteriyor. Logonu buradan alabiliyorsun. Ama hemen hızlıca check etmek için üstündeki yakıtı direksiyona yapabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir olay. Şu an arabada flex fuel tune var. İşte flex fuel tune nedir? Müşteri istediği zaman 90'ı çoktan doldurabiliyor. İstediği zaman E20 yapabiliyor, E30 yapabiliyor, E40 yapabiliyor. E50'ye kadar koyabiliyor. E50'de maksimum güç 50'de çıkıyor. Yaklaşık 580 beygir civarı yapıyor bu araçlar E50 yakıtla. Stok turbo ve stok, her şey stokken. 90'ı çoktan da yaklaşık 520-530 civarı yapıyorlar. İşte E20, E30, E40'da oralarda bir güç çıkıyor. Genelde insanlar ya zaten 93 kullanıyor ya da E50 kullanıyor. O yüzden çok güzel ve kolay bir olay sürücü açısından. O yüzden biz direkt flex fuel kit almasını tavsiye ediyoruz müşterilerin. Daha önce flex fuel kit yokken biz direkt iki farklı map veriyorduk. Bir 93 map veriyorduk, bir E50 map veriyorduk. Her seferinde arabayı flashlaman gerekiyordu falan. Şu an daha da kolay, hiç flashlamana gerek yok. Biz her şeyi hallediyoruz direkt. Aracı direkt teslim alıyorsunuz ve iş bitiyor. Sadece yakıtı koyup sürüyorsunuz. O da gayet güzel bir olay. Bazı müşteriler çünkü bu işleri tam bilmiyor nasıl olduğunu, işte flashlamaydı vesaire. Uğraşmak da istemiyorlar doğal olarak. Onlar için süper bir olay. Sadece benzini koyacak ve sadece şey emin olması lazım. E50'den fazla yakıt koymaması gerekiyor. Tek yapması gereken şey o. Onun dışında tek sürecek yani. Başka bir durum yok. Ama şimdi dediğim gibi bitti. Yolda yapıyoruz bu ayarları bildiğiniz üzere. Yolda yapılan tün daha düzgün oluyor. Çünkü daha önce de koyduğumuzda aracı İster istemez ayarlar yapması gerekiyor tekrardan yola çıkınca, vites atarken vesaire. O yüzden en düzgünü bu. Tabii daha önce de ayrı, onun da kolaylığı ayrı tabii. Yolda riske atmıyorsun kendini. Çünkü gazlıyoruz ediyoruz müşteri arabaları sonuçta. Allah korusun biri gelip vursa bir sürü uğraş yani. O yüzden daha önce de tabii ayrı bir kolaylık. O şekilde şimdi dükkana geldik. Aracı bitirdik.
Gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Muazzam. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Böyle size gösteriyorum. Çok detay gösteremedim manuel olduğu için araç gazlarken ama en azından prosesi gördünüz. Evet, egzozlar geldi. Gördüğünüz gibi düz boru direkt. Açacağım birazdan. Evet, Will şu anda yapıyor. Gördüğünüz gibi rüzgarlık kısmı sökülmüş. Üstündeki egzoz böyle şu anda. Kocaman kazanlar var. Ben de beyinleri sökmüş. Şimdi update yapacağım. Patır kütür daha fazla patlasın diye. Bakalım nasıl olacak. Evet, saat akşam 4.30-5 oluyor. Egzoz hazır. Tampon takılacak şimdi. Orada biraz müzik var. O yüzden buraları müzikle koyacağım size. Arka tarafta müzik olsun. Toprak yemeyelim diye. Bakalım egzozu beğenecek misiniz? Bildiğiniz dümdüz boru yani. İşte geldi. O video ne olmuş ya? Ay. Evet, bu M3 de şimdi bitti. Komple dinamik egzoz takıldı. Downpipe yok, midpipe ve son susturucu var. Sesi bok gibi oldu diyormuşum. Egzoz uçları da uyumuyor. Büyük göndermişler. O yüzden böyle gönderiyorlar müşteriyi. Yani düşündüğünüzde Dinan kaliteli marka ama gördüğünüz gibi böyle sıkıntılar olabiliyor. Kardeşim düz boru alıyorsa sıkıntı kalmıyor, düz boru. Have you ever seen more uglier G80 than this? Damn, that's okay. I can't say anything else, you know, I'm a professional. Okay, I got the answer. Yeah. You know what I'm saying? I'm saying he's a professional, scratch. He can do comments. Right, but we got the idea. Wow! Vay kardeşim! Jantların çok güzelmiş. Say the word. Çok abi ne diyorsun? Ya. Çok terbiyesiz değil mi? Kim öğretti bu kelimeleri ya bu adam? Bilmiyorum, terbiyesizim bir öğretmiş. Sanki ben sessiz olmuş ama. O 3000 denirdi biliyor musun bastı? Hadi canım. Aynen. Yani bu böyle şimdi haftaya rally muhabbeti var ya. Aha. Tuş dedim ki şey al, kulak şeyleri al, earplug'lar oluyor ya. Mesela 3.5 saat highway'de. Seviyoruz Allah affetsin. Zaten bir tık yüksekti. Normal böyle düz borulu egzoz gibi değildi.
Tabii zaten asıl fark o abi. Bu normalde bunların kedi sökmek için şey indirmen lazım. Edirse bağlı ya. Motoru indiriyorsun. O yüzden geliyor. Onu evet, onu da kimse yapmıyor. Ya delmek istemiyor çoğu insan. Evet. Ben direkt matkapla direkt giriyoruz biz. Boşaltıp çıkıyoruz. Sana ne diyeceğim? Bugünlerde neye taktım? Ne? Bugünlerde neye taktım? Neye taktım? Gen 1 makyajlı arayet. Aa. 100 bin dolar. 100 bin dolara alacağın güzel bir araba. Evet. Kaan arabamı açıyorsanız Kaan abi yazın. Abini alabiliriz diye. Adam yürüyen şey ya, sahinden.com. Ama ne bileyim ya, yüze... Dayı güzel ya, dayı. Güvenlik mi lan, ne yapıyorsun? Aa, yanlış geldim. O yüzden sol doğru dönmem lazım, sonra sağ yapmam lazım. Araba hala soğuk olduğu için 6000 devre kısıtlı. Sevmiyorum, seviyorum. Evet, sizce ses nasıl? Birazdan tam basarım, duyarsınız. Yorumlara mutlaka yazın. Bugün de güzel video oldu. Hı? Aynen, 3.40 yaptık, M2 Competition yaptık. M2 Competition. Manuel abi. Eski kasa. F87, aynen. E50 yazılım. Güzel onlar da. 2-3 boş, sarıyor full. Kaç beygir olmuştur tekerde? 580 civarı yapıyor. E50 ile. Chips. Tabii sen alıştın 700'lük beygirlere. G80'den. Oh be, sonunda ya, araba seslendi, sesli oldu biraz. Keyfi geldi mi? Evet, biraz geldi. Şurada basarız. Evet. Isınıyor bu arada, iyi oluyor. Neydi lan? Artık. Tabii. Beyaz gibi gidiyor, bir de şey aynen olması gerektiği gibi olmuş. Değil mi? Aynen. Ben de katılıyorum. Evet. Bence kesinlikle böyle olması lazım. Daha yani. Fazla, bir de daha güzel. Bir de güzelliği de bence. Evet. O zaman bir de burada nereden gelen o dönüşümüzsün.
tutuyorum. Kendinize iyi bakın. Videolar burada bu kadar. Ne kadar fark etti çamaşır açınca. Evet. Eyvah. Geç kaldım. Yıkatacağım mı yoksa yarım mı? Dışını yapsın ya adam, ayıp olmasın şimdi bekledi falan. Aa ne güzelmiş ya, bunu kim şey yaptı ya? Evet onu kim aldı ya? Kim aldı ya bunu? Çok sevdiğim bir kardeşim aldı. Eyvallah eyvallah. Kaan abi. Bu ne abi? Ya. Abi o ne? Harbi o ne? Senden kalmış kimler işte. Kimler bueno? Senden kalmış. Geçen aldığımız mı? Yemişsin aynen, atmamışsın. Ay. Arkadaşlar ya. İşte görüyorsunuz abi, adam kimler bueno yiyor, 50 santim kolla geziyor. Biz... Abi sen bir şey diyeceğim. Yataklar değiştirdikten sonra araban yağını değiştirdin mi? Daha şey olmadı ki. Ama abi de gazlıyorsun. Yok canım ne gazlaması? Yok canım ne gazlaması? Bu restore videosunu koyayım. Bir downshift'imiz yok mu? Ay. Ay. Dur yapma. Abi inanılmaz ya vallahi. Bir 92 M3'ümüz yok mu be? Bugün attım nasıldı beyaz? Bugün attım nasıldı sana beyaz? Evet. Ne zaman alacağız? Abi zor ya. 6-7 ay sonra belki. Borç yiğidin şeyidir. Borcu borçsuz almak lazım alırsın. Malum. Direksiyon da yapıyor he. Orijinal performans mı? Tabii ki. Tabii ki. Duymamış olayım. Arabada yan sanayi bir şey yok. Ben varım. Çok güzel ya sesi maşallah. Şimdi giderken bir millete rahatsızlık veririz. Aynı eksiden çıkıyoruz zaten. Yani eksiden doğru gidiyoruz. Harika. Çocuğun video edit olaylarına ne diyorsun? Hangi çocuğun? Aa, şu geçen gördüğümüz mü? Uh-huh. Abi eleman çok iyi yapıyor da fiyatları gördün mü? Evet. Bir video, pardon 4 video. Instagram'da bu böyle inanılmaz editli videolar var ya, böyle amblem çıkıyor, giriyor, oradan kuş oluyor falan. 4 video 2500 dolara yapıyor çocuk. Evet. İnanılmaz para. Eğer bu işte becerikliyseniz Amerika'ya girin beyler. Ama nasıl kendini şey yapıyor eleman? Broşür broşür. Müthiş yani, elemanın kendini sunma şekli harika. Bu ne lan? Ooo süper charge. Yanı tipi gördün mü? Bize bak evet. Susladı. Aynen. İnanalım şöyle attı. Canım gel de sana bir saplayayım. Şimdi Corvette çıkınca sen öyle yapacaksın. Yanına gelip böyle yapacaksın. Sallanacağız değil mi içinde? İnşallah. İnşallah. Eksantriğin derecesini yüksek alsaydın. Nakış. Zımba yıkanıyor. Ses olamaz ya. Resmen küfür ediyor. Çekme. Geliyor mu oraya ses? Geliyordur yani. Bana geliyor buraya. Acaba duyacaklar. Downshift çok iyi ya. Var ya.